haftanın kitabı. Merhaba, ben Ayla Yılmaz. Kültür Radarı Podcast'in yeni serisi Haftanın Kitabı ile karşınızdayım. Bu serinin ilk adı Sevgi Soysal'ın Tante Rosa'sı. Tante Rosa, Rosa adında bir kadının çocukluğundan başlayıp yetişkinliğine kadarki sürecine anlatan bir kitap. Kitap diyorum çünkü yayımlandığı andan itibaren bu eser üzerine birçok eleştiri getirilmiş. Bu eleştirilerden biri kitabın türünün ne olduğu. Bazı eleştirmenler bu kitabın bir kısa roman olduğunu söylerken bazı eleştirmenler de bunun bir öykü kitabı olduğunu söyler. Çünkü kitap birbiriyle ilintili 14 bölümden oluşmakta. Bu yüzden eleştirmenler bu bir kısa roman mı yoksa bu bir öykü mü diye tartışmaya ihtiyaç duymuşlardır. Ben Tante Rosa'nın bir roman olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden tanıtım boyunca kitaptan roman olarak bahsedeceğim. Tante Rosa ilk bölümünden son bölümüne kadar bir takım girişimlerde bulunan ve hepsinde başarısız olan Alman asıllı Rosa'nın hayal kırıklıklarıyla dolu gülünç öyküsü. Türk Edebiyatı'nın kıymetli eserlerinden biri olduğunu düşündüğüm bu kitabın yayımlandığı ilk günden itibaren çeşitli eleştirilere maruz kaldığını söylemiştim. Bu eleştirilerden biri de romanın yerli olmayışı ile alakalı. Çünkü kitabın kahramanı Rosa bir Almandır, bir Hristiyandır. Olaylar Türkiye dışında bir başka ülkeden geçer gibi gerekçelerle kitap yerli olmamakla suçlanmış ve Sevgi Soysal'ın bu suçlamaya karşı şahane bir cümlesi var. Diyor ki, "Suçum belki de Tante Rosa yerine Ayşe teyze dememek." Bavyeralı Tante Rosa'nın hayatından kesitler sunan bu kitap son derece otobiyografiktir. Sevgi Soysal, kitabın kahramanı Rosa'yı kendi teyzesinden esinlenerek oluşturduğunu söyler ki Tante de zaten Almanca'da teyze anlamına gelmekte. Kitapta Sevgi Soysal Türk Edebiyatı için yeni bir kadın profili yaratmış. Tante Rosa, İkinci Dünya Savaşı Almanya'sında çocukluğunu yaşamış bir kişidir ve Rosa için çocukluğundan yetişkinliğine kadar çok çok önemli bir dergi vardır. Derginin adı Sizlerle Baş Başa'dır. Sizlerle Baş Başa aslında bir kadın dergisidir. Rosa bu dergide anlatılanın gerçek hayatı olduğunu sanarak yaşamına bu dergiden yola çıkarak yön vermeye çalışmış. Mesela çocukluğunda bir gün Sizlerle Baş Başa dergisini açmış ve dergide Kraliçe Victoria'nın Kraliyet Süvari Birliği'ni teftiş ederken atlarla çekilmiş bir fotoğrafını görür ve çocuk Rosa at cambazı olmaya karar verir. Biz Sizlerle Baş Başa adında bu derginin adını kitap boyunca sık sık duyarız. Evlenmeden önceki adıyla Sevgi Yenen, Alman bir anne ile Selanikli bir babanın üçüncü çocuğu olarak 30 Eylül 1936'da İstanbul'da doğar. 1952'de Ankara Kız Lisesi'ni bitirir ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde arkeoloji okur. 1956 yılında şair ve çevirmen Özdemir Nutku ile evlenir ve birlikte Almanya'ya giderler. Soysal burada arkeoloji ve tiyatro derslerini takip eder. 1958'de Türkiye'ye döndüklerinde Korkut adını verdikleri bir oğlu olur ve Ankara'da Alman Kültür Merkezi ve İrtibat Bürosu'nda ve Ankara Radyosu'nda çalışır. Sevgi Soysal Tante Rosa'da yarattığı bu yeni kadını kendine has bir ironi ile anlatır. Öyle ki kitabı okurken eğleniyor musunuz yoksa birazcık içinizi mi burkuyor bu kitap anlayamıyorsunuz. Rosa varlığını sürdürebilmek, hayata devam edebilmek için çok değişik meslekler deniyor mesela. Hatta icat ediyor desek daha doğru olacak. Çok spoiler vermeden merak eden dinleyicilerimiz için Rosa'nın birkaç mesleğini söylemek istiyorum. Mesela Rosa tuvalet bekçiliği yapıyor, bir gazete bayi açıyor ve burada çocukluğundan beri okuduğu o Sizlerle Baş Başa dergisinin satışını yapıyor.
Bir gün Rosa çocuklarıyla birlikte mezarlığa gider ve bakar ki sağ tarafında çok bakımlı mezarlıklar varken sol tarafında üzerinde kurumuş otların olduğu bakımsız mezarlıklar görüyor ve o anda aklına yeni bir meslek geliyor Tante Rosa'nın. Rosa tam da paraya ihtiyaç duyduğu işsiz bir döneminde yeni bir şirket kuruyor mezarlıkta. Tante Rosa Mezar Bakım Şirketi. Yani Rosa, yaşamın kurallarına sığmayan, tüm kurallara, tüm kısıtlamalara baş kaldıran bir kadın. Kilisenin aforoz ettiği, toplumun ayıpladığı bir kadın ve kadın olduğu için de hep yenilen biri. Yani Sevgi Soysal'ın deyimiyle o bütün kadınca bilmeyişlerin tek adıdır. Genç yaşından itibaren Ankara'nın 1960'lardaki canlı edebiyat dünyasının içinde çevirileri ve öyküleriyle yer aldı Sevgi Soysal. Bu dönemde toplum karşısında bireyin tedirginliğini öne çıkaran yeni gerçekçilik akımından izler taşıyan öykü ve yazıları Dost, Ataç, Yeditepe ve Değişim gibi dergilerde yayımlandı. İlk kitabı Tutkulu Perçem 1962'de yayımlandı ve şu an yazarın tüm kitapları İletişim Yayınları'ndan çıkmakta. Bahsi geçen Tante Rosa da İletişim Yayınları'nın Sevgi Soysal serisinin birinci kitabıdır. Kitabın otobiyografik ögeler barındırdığından bahsettik. Soysal Tante Rosa'nın adını bir Baviera köyünde gerçekten aforoz edilmiş, çocuklarını, kocalarını bırakıp büyük bir kente gitmiş, at cambazı olmak isteyen, rahibeler okulundan kovulan teyzesi Rosel'den aldığını belirtir ve şunu da ekler, o büyük annemden başlayıp bende biten bir çizgidir. 1975 sonbaharında kanser sebebiyle bir göğsü alınır Sevgi Soysal'ın ve ertesi sene bir ameliyat daha geçirir. Tedavi için eşiyle birlikte Londra'ya gider ve üzerinde çalıştığı son romanı Hoş Geldin Ölüm'ü tamamlayamadan 22 Kasım 1976'da sadece 40 yaşındayken İstanbul'da hayata gözlerini yumar. Tante Rosa'yı okumanızı hepinize içtenlikle tavsiye ediyorum. Özellikle hemcinslerim kadınların okumasını çok isterim ama tabii erkekler de okuyabilir. Tante Rosa'yı okuduğunuzda yaşamınızda yeni bir kadın profili belirecektir. Tante Rosa'yı okumuş kız arkadaşımla bir gün yürürken karşıda tuhaf giyimli, tuhaf davranışlı, buna karşın oldukça sempatik bir kadınla karşılaştık ve birbirimizi dürterek "Ay bu Tante Rosa" dedik. Tante Rosa'yı okumak hayatınıza işte böyle yeni bir profil katacaktır. İçtenlikle öneriyorum. Sevgili dinleyiciler, Kültür Radarı Podcast'in yeni serisi haftanın kitabıyla karşınızdaydım. Ben Ayla Yılmaz. Hepinize güzel bir hayat dilerim. Hoşçakalın.